Amerikan malı yok Türkiye'de. Hiç Amerikan malı var mı Alman malı kadar, Japon malı kadar? Ama Amerikan doları var. Dolar kağıttır. Adam üç kağıttı. Üç kağıtçılık yapıyor Amerika. Kağıt basıp satıyor. Ve seni sömürüyor. Sen de çantana Kur'an-ı Kerim'i koyuyorsun. Cüzdanına da Amerikan dolarını koyup öyle gidiyorsun Beytullah'a. Öyle gidiyorsun Ravza-i Mutahhare'ye, kainatın efendisi Muhammed Mustafa'ya demeyecek mi? Hristiyanların dolarıyla, Hristiyanların markıyla benim huzuruma niçin geldin? Git evvela bunu temizle demeyecek mi? Çok üzülüyorum. Vallahi uykularımızı kaybetmişiz. Huzursuzuz, rahatsız, beni rahatsız ediyor. %99'u Müslüman olan ülkede ve Türkiye'deki devlet bütçesinin %50'sini, devletin bütçesine giden vergilerin %50'sini hangi vilayet karşılıyor, siz söyleyin. İstanbul ya, ne susuyorsun? Her gün konuşuyorlar. Devlet hazinesine giden, toplanan vergilerin %50'sini İstanbul karşılıyor. Peki %99'u Müslüman bu ülkenin, İstanbul'da ve bütün Türkiye'de vergi rekortmeni olarak ilan edilen kimdir Türkiye'de? Ermeni, namustan mahrum, ahlaktan, imandan Ermeni kızı, Ermeni Manukyan'ın Türkiye'de vergi rekortmeni olması sizi rahatsız etmiyor mu Müslümanlar? Utanmıyor musunuz ya? Müslümanların kızlarını ve karılarını parayla satarak vergi rekortmeni olması bugünkü Müslümanları rahatsız etmiyorsa o Müslümanlar vallahi gerçek Müslüman değildir. Dikkat edin. Vicdanınızda azap duymanız lazım. Azap. Başınıza Cenab-ı Hak ateş yağdırmıyorsa demek ki bazı sabiler, bazı mazlumlar var aranızda. Ne konuşalım yani? Bakın ben hazırladığım konuya daha giremedim. Çünkü cemaat daha camiyi doldurmadı. Böyle cemaate vaaz mı edersiniz? Sitem mi edersiniz? Sopa mı savurursunuz? Ne yaparsınız bilmiyorum ki. Kusura bakmayın yani. Bak koca, bak şu kadar ders hazırlamışım ben. 30 tane kitap karıştırdım. Size konuşayım diye. Ama başlayamadım. Cemaat gelmedi vaktinde. Ne yapayım? Ne konuşayım yani? Bak ezana işte 5-6 dakika bir şey kaldı. Ezandan sonra ağzımla kuş tutsam sizi burada rahat tutturamam sizi. Herkesin saatine bakıyor. Eyvah, mağazaya gelen mi oldu, çıkan mı oldu? Maliye müfettişleri mi geliyor? Hiç kimse de Azrail mi geliyor diye yok ya. Böyle Müslüman olunmaz arkadaşlar, kardeşler, hacılar, efendiler, dervişler, şeyhler. Böyle Müslüman olunmaz. Kusura bakmayın. Affetmiyorlar. Hristiyanlar bakın 541 senedir Sultan Fatih'i affetmemişlerdir. Biliyor musunuz? Arz edeyim. Yine tarihten aldım, kitaptan aldım. Burada var notlarımda. Fatih Sultan, bakın Allah aşkına dinleyin. İstanbul'u fethettiği tarihten sonra kaç sene geçmiş? Tam 541 sene. Dikkat edin. 1450 Patrikler de ölür mü ölmez mi? Ölür. Bir tanesini de Osmanlı padişahı Patrikhanenin orta kapısında asarak öldürmüş. Osmanlı sultanının astığı efendim Fener Rum patriğinin adı Patrik Gregorius. Rus casusu olarak çalışmış. Moskova'nın casusu olarak Osmanlı'ya ihanet ettiği sabit olmuş. Padişah asmış. Hain, vatan haini. O Patrik Gregorius'un asılmasının üzerinden de 173 sene geçmiş. O Patrik'in asıldığı orta kapı o günden bugüne vallahi kapalı, billahi kapalı, açmamışlar.
O kapının arka yüzünde bir yazı var. Biz gittik gördük. Yunanca bir yazı var. Diyor ki, aynen bu orta kapıda bir Müslüman Türk devlet başkanı asılmadıkça bu kapı açılmayacaktır yazıyor. Gidin okuyun. Hepinizi davet ediyorum. Hadi gani. Hani sizi affetmişlerdi? Laikliği kabul etmiştiniz. Medeniyetçilik, halkçılık, inkılapçılık, cılık. Bak ne, nerede? Hani seni kabul etmişti? Hani niye kapıyı açmadı? Ya bu Müslümanlar ne olacak Allah aşkına, hiçbir şey farkında değiller. Fatih'in İstanbul'u fethetmesinden sonra Hristiyanlar bir karar alıyor. Bak kararı yine kitaptan okuyorum. Aynı okuduğum tarih kitabından okuyorum. Karar alıyor. O günden sonra ölen patrikler, yani eceliyle ölen patrikler değişik olarak mezara gömülüyorlar. O günden sonra mezarları değişiyor. Mezarlar nasıl kazılır siz söyleyin. Enine. Enine. O günden sonra patriklerin mezarını dikine kazıyorlar. Dikine, dikine. Aynen su kuyusu gibi. Vallahi böyle açın okuyun. Halen de öyledir yani. Ve o patriği anlı şanlı şekilde bezedikleri kefenle neyse artık ne yapıyorlarsa bilemiyoruz. O şekilde dikine mezara gömüyorlar. Ve bir inançları var. İstanbul Müslümanların elinden alındığı gün bu patrikler dikine ayağa kalkıp dirilecekler, İstanbul'a sahip olacaklar. Bu inancı taşıyorlar. Vallahi böyle. Bizim nedenle haberimiz var. Bizimkiler zannediyorlar ki o tiyatroyu aldık, sinemayı aldık. NATO'ya bizi aldılar. Tamam daha Hristiyanlar bize bir şey demez. Nah demez. Gel de gör bakayım. Nerede seni affetmişler? Nerede seni kabul etmişler? Ey Türkiye Cumhuriyeti! Nerede kabul etmişler? Efendiler Allah aşkına dikkatli uyanık olalım. Çok vahim günlerdeyiz. Bakın işte dünyanın bakın yani birçok bölgesinde kan akıyor işte. Bosna'yı görüyorsunuz harıl harıl kan akıyor, korkunç. Artık bir takım Avrupalı yazarlar bile tahammül edemiyor bu akan kana. Öteden işte Filistin'de bakın tam 45 senedir kan akıyor. Tam 45 senedir Filistin'de kan akıyor. İşte Afganistan'da, işte bakın Keşmir'de. Keşmir Pakistan'ındır. Hindistan benimdir diyerek 15 senedir kıtır kıtır Keşmir'de Müslüman kesiyor. Birleşmiş Milletler'in gözünün önünde bu işler oluyor. Bu kadar kan akarken, bu kadar dehşet, vahşet uygularken Birleşmiş Milletler, Amerika buralara müdahale etmiyor da niye hiçbir gürültü patırdı olmayan, kan akmayan, kimsenin kanı akmayan neden Kıbrıs'ı şimdi pat diye gündeme getirdi? Siz söyleyin, niye gündeme getirdi? Kavga yok, bir şey yok ya, ne var bu Kıbrıs'ta? Niye bütün bu akan kanları bıraktınız da Kıbrıs'ın başına top? Çünkü hedef İstanbul'dur. Ya anlayın Allah Müslümanlar ya, anlayın be. Anlayın Allah aşkına ya. Çünkü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz İstanbul'un fethini Medine-i Münevvere'de işaret buyurdular. Hadisi biliyorsunuz. Letüftehannel Konstantiniyye hadisini bilmeyen yok zannediyorum içinizde. Ey ümmeti Muhammed diyor mutlaka İstanbul'u fethetmeniz lazım. Çok mühim. Ama bu hadisten evvel peygamberimizin bu işaretinden evvel bundan hani Konstantin'den İstanbul'dan evvel işaret parmağıyla daha önce nereyi işaret etmişsiniz söyleyin. Kıbrıs'ı ya. Kıbrıs'ı. Kıbrıs işaret etmiştir. Bu işaretten sonradır ki Hazreti Osman radıyallahu anh Efendimiz zamanında Müslüman sahabeler Kıbrıs'a çıkartma yapmışlardır. Peygamberimizin mübarek vücudunun dünyadan değişmesini yani vefatını müteakip 16 sene sonra Kıbrıs'a çıkmışlar. Bakın ne kadar kısa, ne kadar çabuk. Peygamberimiz dünyadan ahirete intikal ettikten
16 sene sonra Kıbrıs'a çıkmışlar. Çünkü Kıbrıs'a çık